Bugün çok merak edilen başka bir konu hakkında video çekmeye karar verdik. Acaba ben dolgu için başvurabilir miyim aşamasında? Birinci konu. Her burun, burun dolgusu için uygun aday değil. Mesela dudak dolgusunda size bir tüyo vereyim. Dudak kenarı arasındaki oluk neden derinleşiyor? Herkese merhaba Doktor Göksel. Bugün çok merak edilen başka bir konu hakkında video çekmeye karar verdik. Aslında kliniğimizde çok sık yaptığımız bir şey. Yüze dolgu uygulamaları. Özellikle burun dolgusunu anlatmak istiyorum. Ama tabii ki yüze bir hacim kazandırmamız gerektiğinde olay sadece burunla sınırlı kalmıyor. Yüzünüzde eksik olan hacmi tamamladığımız ya da yılların getirdiği, yer çekiminin oluşturduğu bir takım çökmeler, yanağımızın aşağı doğru inişi gibi yaşlandığımızı ya da yorgun görünmemize yol açan bir takım defekleri de dolgu uygulamalarıyla düzeltmemiz mümkün. Hem pratik uygulamalar hem vücudunuzu başka bir yerinden malzeme almadığınız için bir anesteziye ihtiyacımız olmadığı ve çok kısa sürede uyguladığımız şeyler dolgular. Doğru elde anatomik bilgisi iyi bir hekim tarafından yapıldığında da güvenli uygulamalar. Şimdi burunda ne yapıyoruz? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Her burun, burun dolgusu için uygun aday değil. Yani ben burun dolgusu anlattığımda herkes koşa koşa gelip bu dolgu da ne güzel şeymiş, burnumuz çok güzelleşecek demesin. Gerçekten uygun buruna yapıldığında mucize gibi. Yani bir dakikada sanki ameliyat olmuş gibi gayet güzel sonuç elde edebiliyorsunuz. Ama uygun olmayan bir buruna zorlamayla yapıldığında tam tersi tatsız görüntüler de elde edebilirsiniz. Burnunuzu büyütebilir, burnunuzu daha kaba da gösterebilir. O yüzden uygun adayı seçmek bence birinci basamak. Kim seçecek bunu? Biz seçeceğiz ama size tiyolar verebilirim. Şimdi elbette doktorunuz karar verecek sizin uygun aday olup olmadığınıza. Ama acaba ben dolgu için başvurabilir miyim aşamasında birinci konu. Burun ucunuzu yükseltmek, kaldırmak için dolgu uygulaması yapılıyor biliyorum. Ancak burun ucunda dolgu tehlikeli. Dolayısıyla eğer sorununuz daha çok burun ucundaysa, burun ucu düşüklüğüyse, burun ucu genişliğiyse dolguyla bu sorunları çözmeye çalışmayın. Riske girmeye değecek bir durum yok. Eninde sonunda burun ameliyatla da düzeltilebilen, üstelik daha emniyetli şekilde düzeltilebilen bir organ. Ama dolgu uygulamasının çok emniyetli olduğu ve iyi sonuç verdiği bölge özellikle burun sırtı ve özellikle burun kökü. Radix dediğimiz bu alınla burnun başladığı bölge. Eğer burun sırtındaki kemeriniz, radixinizin düşüklüğü ya da yüze yakınlığı nedeniyle ortaya çıkıyorsa ve siz bu kemerden şikayetçiyseniz ve bu kemerin gitmesi sizi mutlu edecekse dolgu uygulaması için İyi bir adaysınızdır. Ya da asimetriler varsa burun sırtında, mesela bir taraf hafif böyle çukurda kalıyor, burnunuz eğri görünüyor diyelim. O çukurun dolması dolguyla kolay düzeltilebilecek bir konu. Dolayısıyla gene iyi bir adaysınız demek. Ama diyelim burnunuz çok uzun, aşağı doğru inik. Dolgu uygulamasından çok fayda görmezsiniz. Görmek için zorlansa da, oralara dolgu yapılsa da riske girilir. Çünkü burun ucundaki deri, buradaki iskelete, kıkırdağa çok yapışık. Siz oraya dolgu enjekte ettiğinizde aradaki damarları basıya uğratabilir. Dolayısıyla bu riske girmeye değmez. Ben de zaten burun ucuna dolgu uygulaması yapmıyorum diyebilirim size. Ha, botoks gibi uygulamalar yapılabilir bazen burun ucunu yukarı almak için ama onda da o kasların hakikaten çok aktif rol oynaması ve burun ucunu aşağı doğru çekiyor olduğundan emin olmamız gerekiyor. Özetlemek gerekirse eğer burun dolgusu için başvuracaksanız, bir sorununuzun burun sırtında olduğunu düşünüyorsanız başvurun. Radixinizin düşük yani yüze yakın olduğunu düşünüyorsanız gene başvurabilirsiniz. Sorun eğer daha çok burun ucundaysa o zaman bence dolgu uygulamasına pek heveslenmeyin diyebilirim. Şimdi dolgu uygulaması dediğimiz şey botokstan farklı. Birçok hastam yüzde yaptığımız her şeyi botoks olarak adlandırıyor. Ben botoksa geldim diyor. Ne istiyorsunuz diyorum. İşte yanaklarım biraz böyle botoksa kalksın istiyorum. Hayır efendim, botoks kasları hareketsiz bırakan, kırışıklıklar için kas hareketleriyle düzeltebileceğimiz, hafif kaş kaldırmayı yapabileceğimiz ya da işte buradaki çizgileri azaltabileceğimiz bir uygulama. Dolgu ise hacim kazandıran bir uygulama. Dolgunun alternatifi yağ enjeksiyonu olabilir. Kendi yağınızla, karın çevresinden ya da kalçadan aldığımız yağla yüzünüzdeki boşlukları ya da eksik hacmi tamamlayabiliriz. Dolgu uygulaması bunun pratik yöntemi. Dolgular laboratuvar ortamında üretilmiş ve şu andaki standardı en iyi olan dolgu hiyaluronik asit, yani orijinal aslında bağ dokunuzun ana malzemesi diyebilirim buna. Bu dolgular son derece emniyetli. Alerjik reaksiyon açısından emniyetli ve bir takım teknolojik dokunuşlarla dolguların hangi yöne doğru, hangi hacimde, doku içerisinde nasıl hareket edebileceğini de öngörebiliyoruz. Onun için dudakta yaptığımız dolgu
farklı bir bağ dokusuna sahip. Burası için, elmacık kemikleri için yaptığımız dolgu daha hacim alan, daha üç boyutlu büyüyen bir dolgu. Ya da çene için, çene kontürü, jawline için yaptığımız dolgu da aynı şekilde daha hacimli dolgular. Bir de ince kırışıklık için yaptığımız, böyle derinin altında yükseltme için yaptığımız dolgular var. Onlar da neredeyse böyle su gibi jel kıvamında daha ince dolgular, hiç ele pütürlü gelmeyen dolgular. Dudak dolguları ise bu ikisinin ortası, hem hacim kazandırıyor hem de dokunduğunuz zaman böyle sert elinize gelmeyen dolgular. Birçok iyi marka var. Hemen hemen her markanın belli bir konuda özellikle lider ürünü var. Onları tabii hekimleriniz iyi biliyorlar. Size öneride bulunacaklardır. Ve her hekimin kendi tarzına ait seçtiği bir takım ürünler var. Yani tek bir markaya bağlı kalıp da oradan gitmiyor iş. Çünkü bir markanın dudak dolgusunu ben daha çok seviyorum. Başka markanın hacim kazandıran dolgusunu daha çok seviyorum derken farklı farklı markalarla yıllarca bunları deneyimleyerek kendimize ait bir aslında tarz oluşturuyoruz dolgu konusunda da. Beni bilenler biliyor. Çok doğaldan yanayım. Bakıldığında böyle abartılı görüntü olsun istemiyorum. O yüzden yaptığım dolguda da sıpkı burunlar gibi amaç gençleştirmek, biraz daha ışık vermek, amaç böyle dolgu yaptırmışsın dedirtmek değil. Mesela dudak dolgusunda size bir tüyo vereyim. Bir uygulamada 1 mililitreden fazla dolgu yaptırtmayın. Yaptırırsanız ne olur? Doku genişleyemediği için öne doğru itmeye başlar dudağınızı. Ördek dudak gibi görünmeye başlarsınız. Ama yavaş yavaş uygulama yaptırırsanız, 2-3 ayda bir bu hacmi kazandırırsanız doku da adapte olur ve böylece o suni görüntülerden kurtulursunuz. Mesela bu oluk dolguları, nazolabial sulcus dediğimiz bu burunla dudak kenarı arasındaki oluk neden derinleşiyor? Bazı insanlarda hakikaten yağ dokusu genetik olarak az, smas dediğimiz o cilt altı bağ dokusu biraz daha gevşek. Onlar da zaten gençliklerinde de burası çukur, onlar dolgudan iyi fayda görüyorlar. Ama bazı insanlar yaş aldıkça, yer çekimi aşağı doğru çektikçe yanak aşağı doğru indiği için burada bir oluk belirginleşmesi yaşıyorlar. İşte o hastalarda buraya dolgu yaparak tedavi etmek çok mantıklı değil. Çünkü olayın özünde yerin aşağı doğru çekişi ve yanağın orayı kıvırışı var. Dolayısıyla hedef aslında yanağı yukarı doğru çekmek. Buraya dolgu yapmak yerine bir askı uygulaması ya da dolguyu bu zigoma arkı dediğimiz yanak bölgesine yapıp yanağı yukarı doğru biraz daha hacimlendirmek daha mantıklı yöntemler olabilir. Bunları tabii özet geçiyorum. Bunların dersini vermek için hazırlanmış bir video değil bu. Ama size fikir vermek için çektiğim bir video. Dolgu ne yapıyormuş? Bir, dolgu hacim kazandırıyor. Botoks kasları gevşetiyor. Kasların çalışmasını engellediği için kırışıklıkları engelliyor. İkisi tamamen farklı uygulamalar. Dolgularda ise farklı farklı markaların farklı farklı ürünleri var. Yani her dolgu her yere yapılmıyor. Dudak dolgusu için kullandığımız malzeme farklı. Çene için farklı. Üst göz kapağı için farklı. Alt göz kapağı için farklı derken elimizde çok fazla bir ürün yelpazesi var. Bunları da seçmek de doktorunuzun görevi. Burun dolgusu ise herkese uygun değil ama uygun adayda son derece hızlı ve çok güzel çalışan bir dolgu. İnşallah faydalı olmuştur bu video size. Görüşmek üzere. Kanalı takip etmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip edebilirsiniz bize. Uyarıları açarsanız YouTube'da videoların yüklendiğinde haberdar da olursunuz. Görüşmek üzere.